sistem zorlanması hayattaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Hepimizin dert yandığı mevzulardan en büyüğü belki de. Abi sana bir paket geldi. Ha? Buradan paket geldi lan. Seni arıyoruz sabahtan beri. Halı sahada dediler, geldik. Ha evet, maç yapıyorum. Severim futbol. O zaman bir dakika sana konuşuyorum. Sistem zorlayan oyunlar en büyük problemlerden bir tanesi. Zamanında çok çok sistemleri zorladım. Çok çok oyunla anım var bu konuda. İşimizin verdiği kolaylık sebebiyle pek çok ekipmana erişme şansımız olabiliyor. Şu devirde bir sistem zorlayan oyun sıkıntısı çok fazla yaşamıyorum ama zamanında pek çok oyunda yaşadım bu sıkıntıyı. Bazılarını ise asla unutmam. Asla ama asla unutmayacağım. Ama öncelikle şöyle bir gelen laptopu incelemek ve kutusunu açmak istiyorum. Aa, dışarıdayız. Nerede açacağız lan bunun kutusunu? Arabada açalım mı? Olur abi. Sanki mal kaçırıyormuşuz gibi. Hiç böyle bir kutu açılışı yapmamıştım. Exantrik. Oh yeah baby. HP Omen. Omen'e bak Omen'e. Şimdi bu şarj kablosu. Bu zaten okey. Bunu biliyoruz. Şarj kablosunu açmama göstermeme gerek yok. Asıl ürünü görmek lazım. Bu tasarımı bir enteresan bu yalnız ha. Bak burada garanti kağıtları vesaire vesaire. Kullanım kılavuzu benzeri şeyleri var. Ben zaten notebook profesörü olduğum için bunlara gerek yok. Ürünümüzün kendisi ise bu. Ya bunların tasarımları acayip güzel ya, şu X işareti. Efendim gördüğünüz üzere RTX ekran kartı var, içerisinde RTX 2060 var. Şu anda evde olmadığım için, yani sabit oyun oynayabileceğim bir yerde olmadığım için burada denemeyeceğim oyun oynamayı ama laptopun en azından şöyle dış yüzeyini şurada şöyle bir size güzelce göstermiş olayım dedim. Abi de şöyle göstereyim. Biz eve gitsek mi ya? Kalitenin bir numaralı adresine hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun ilk konusu ekranda görmüş olduğunuz az önce kutusunu açtığım Omen 15. Sistem zorlayan oyunlardan konu nasıl buraya geldi onu da anlatacağım. Fakat önce bu notebook'la beraber cicili birkaç oyuna bakmak gerek. Misal geçen gün hem övdüğüm hem gömdüğüm Modern Warfare. Tam bu notebook'la oynamalık oyun. Çünkü notebook'umuzun içerisinde RTX 2060 var. RTX demek Modern Warfare'de daha yumuşak ve gerçekçi gölgeler demek. RTX üzerinde gideceksek eğer son zamanlarda çıkan kontrolde kesin bakmanız gereken oyunlardan bir tanesi. Hem yeni hem de RTX'in tüm nimetlerinden faydalanıyor. Tabi Omen 15'in tek olayı RTX ekran kartı değil. Kendisinin içerisinde 9. nesil Intel Core i7 işlemci var. Bu tatlı mı tatlı işlemcinin yanı sıra da 2 adet 8 GB DDR4 2666 MHz'lik RAM var. İsterseniz bu bellekleri değiştirebiliyorsunuz da. Onun dışında 512 GB'lık SSD'miz var. Notebook'umuzu ışıl ışıl yapmaya yarayan Omen laptopları özel Omen Command Center var. Tabi sadece ışıl ışıl yapmaya yaramıyor. Notebook'un performansını da bu yönetim merkezinden ayarlayabiliyorsunuz. Omen Command Center. İsim karizma. Fakat ben burada videonun sonuna kadar notebook'tan bahsetmeyeceğim size. Notebook zaten cillo. Benim 10 dakika boyunca anlatmama gerek yok kendisine. Ortada ürün görüyorsunuz. Bu notebook'la alakalı video çekerken aklıma gelen beni gülümseten bazı şeyleri paylaşacağım sizlerle. Bu şeylerse anlatmayı çok sevdiğim sistem zorlayan oyunlar olacak. Aslında bu oyunların ufak bir kısmı zorladıkları sistemlerle mitlere konu olmuş oyunlar. Hepimizin bildiği oyunlar. Ama ben bu videoda bu oyunların üzerine tamamen gitmeyeceğim. Yo dostum, ben bu videoda genel geçer bir liste yapmayacağım. Tam olarak benim böyle bir derdim yok. Benim anlatacağım olaylar bizzat yaşadığım olaylar olacak. Zamanında iyi bir PC'ye sahip olmadığım için yaşadığım zorlukları konu alacağım ben burada. Sistemim ve dolayısıyla beni kasan oyunları anlatacağım. Ortada böyle performanslı çalışan yüzde bir notebook varken sistem zorlayan oyunlardan bahsetmezsem olmaz. O yüzden zorlansın sistemler, gelsin anılar. Crysis. Bu adı hemen zikretmem gerek çünkü bu adın zikredilmediği bir sistem zorlayan oyunlar videosu olamaz olmamalı. Hala da ultra ayarlarda oynamanın günümüz sistemlerinde bile imkansız olduğu konuşulan bir oyundur Crysis. Ben de haliyle bu oyunu zamanında leş ayarlarda oynadım. Hatta itiraf edeyim, ben bu oyunu ilk kez arkadaşımın PC'sinde oynadım. Kendi PC'm açmıyordu. Özellikle bizim gençlik dönemimizde Twitch, YouTube vesaire olmadığı için oyunu görmek, oynamak, hissetmek adına arkadaşın evine giderdik. Bağış falan da atmazdık ha, beleşe giderdik bedavadan. Ben de arkadaşın evine gittiğimde Crysis var lan diye ağzım açık kalmıştım. Arada da birkaç tuşa basmıştım, oynamıştım öyle böyle. Ulan ya bak şimdi anılara gittim ya. Tamam bilgisayar güzel de Crysis çalıştırır mı? Kardeş geyikleri dün gibi aklımdadır. Bu arada evet, bu Omen 15 Crysis'i çalıştırır. Hem de çatır çatır. Max Payne 1. Abo işte çocukluk travma. Bunu bir videoda anlatmıştım ama burada bahsetmem lazım çünkü bundan sonraki konu doğrudan Max Payne 1 ile alakalı. Abi Max Payne 1 kadar hiçbir oyun bende travma yaratmadı. Crysis falan bak zerre travma yaratmadı mesela. Genel geçer bir konu olduğu için onu en başta verdim. Benim Max Payne travmamla boy ölçüşecek oyun sayısı çok ama çok nadirdir. Çünkü bu oyun bana ne verdi biliyor musunuz? Umut verdi. Böyle umudu tattırdı ucunda. Ardından da suratıma bir tokat yapıştırdı. Böyle sağlı solu tokatladı. Abi olayın özü şu. Max Payne 1'i ben aldım geldim eve. Sonra oyunu kurdum. Exe'sine çift tıkladım. Oyun da açıldı. Her şey olması gerektiği gibi ilerliyordu. Max Payne'i ben zaten deli gibi merak ediyordum. Ve patates sayılabilecek sisteme rağmen oynayabilecek gibiydim oyunu. Optimizasyon iyiydi oyunun. Oyuna New Game dedikten sonra o meşhur intro sahnesini izledim. Intronun ardından oyun açıldı. Her şey hala da süper gidiyordu. Biraz ilerledim. Üst kata çıkmamla birlikte oyunun masa üstüne çakılması bir oldu. Lan dedim herhalde bir hata olmuştur ya dedim. Anlık bir şeydir dedim. Tekrar girdim. Bu kez oyunun intro sahnesini bile geçemedim. Direkt çakıldı.
Tekrardan lan dedim, bir hata olmuştur herhalde dedim ama hafiften terde bastı beni yani. Hatta ne hafif, baya baya ter basmaya başladı. Endişe kapladı vücudu. Tekrar girdim oyuna, dualar ettim, yalvardım, yakardım. Bu kez introyu geçebildim. Ancak çalan telefona bile cevap veremeden hop tekrar masaüstünün yolunu tuttum. Peki sizce ne yaptım? İşin peşini bıraktım mı dersiniz? Tabii ki de bırakmadım. Bir saat boyunca 20 kere tekrar denedim. Bir ton ayar değiştirdim, yine denedim. Ama her seferinde üst katı bile göremeden oyundan çıktım ya. Arka arkaya oyun beni masanın üstüne attı ve nedenini bilemedim. Nedenini bilemedim diyorum çünkü sistem bu oyunu açabiliyordu. Teknik olarak açılan bir oyunun çalışması da gerekiyordu. Ancak benim sistemim bu oyuna bir sebepten ötürü 5 dakika dayanabiliyordu. Daha fazlası elimden gelmiyordu. O kadar çok bekliyordum ki bu oyunu ağlamamak için valla kendimi zor tuttum ekran karşısında. Bazı arkadaşlarımız bu tarz sağlam notebookları elimizde gördüğünde o hacı siz de iyisiniz ya, süper takılıyorsunuz falan diyor böyle. Merak etmeyin arkadaşlar, ben teknolojik anlamda çok acı çektim. Çok örselendim. Sistemsiz geçen uzun yıllarımı siz bana sorun. Ulan Max Payne, ne derin yara yapmıştım ben de be. Türk oyunu pusu. Bildiniz mi bu Türk oyununu? Eminim pek çok genç izleyicim şu anda bu ne be diye ekrana bakıyordur. Bak şimdi ha, buna bir ara özel video çekmek gerek. Aklımda olsun, eğer orijinalini bulursam oynamak ve anlatmak isterim tekrardan. Efendim sevgili pusu bir Türk oyunu. Max Payne'den esinlenmiş bir oyun. Döneminde biz Türk oyuncuların meraklı gözlerle takip ettiği bir yapım kendisi. Gördüğünüz gibi kamera açısı, arayüzü vesairesi falan baya baya Max Payne'den ilham almış bir oyun pusu. Ve bu oyunun da bende yarası bir ayrıdır ha. Aramızda kalsın ama o dönemler bayağı da sövmüştüm ben bu oyuna. Eğer oyunun yapımcıları olur da bu videoyu izlerse sakın orayı yanlış anlamasınlar. Oyunun kendisine sövmemiştim. Yani kısmen sövmemiştim. Size az önce anlattığım Max Payne hikayesinden sonra ben kendi sistemime hafif bir upgrade yapmış ve Max Payne'i şöyle ya da böyle bitirebilmiştim. Ve bayılmıştım oyuna. Tabii TPS oyunlarına olan sevgim iyice kabardığı için o dönem çıkacak Türk oyunu pusuyu da mercek altına aldım. O sıralarda yanlış hatırlamıyorsam Level dergisi galiba oyunun bir demosunu vermişti. Ben de deli gibi merak edip CD'yi takmış ve oyunu çalıştırmaya koyulmuştum. Demoda olsa keyif alırdım ben. Sonuçta pusu bir Max Payne değildi. Ben Max Payne'i bu makinede çalıştırabilmişsem pusuyu hayli hayli oynardım. Bunu söylüyorum çünkü o dönem Max Payne'i bitirmiş olsam da sistemim hala iyi değildi bak. O detayı kaçırmayın. Yani her oyunu çatır çatır açamıyordum. Ama pusu Max Payne benzeriydi ve Max Payne'den daha kötü grafiklere sahipti. Teorik olarak da Max Payne'den daha kötü grafiklere sahipse açabilmem gerekiyordu oyunu. Hani bu şey gibi mesela, Konya Yeni Malatya'yı yeniyor, Yeni Malatya Kasımpaşa'yı yeniyor, demek ki Konya Kasımpaşa'ya değer. Böyle düz bir mantığım vardı o zaman. Teorik olarak oyunu açabilmem gerekiyordu ama oyunun ikonuna tıklar tıklamaz ekranda gördüğüm uyarı bende bir şok etkisi yarattı. Çünkü ekranda bu oyunu açmak için 128 MB RAM'e sahip olmanız gerekiyor yazısı vardı. Bende ise 64 MB RAM vardı. Yani bırakın pusuyu oynamayı, ayarlar sekmesini bile görememiştim. Max Payne'i bitirdiğim sistemde ben pusunun ana menüsünü bile göremedim ya. İşte küfürü de bu yüzden ettim. Hatırlıyorum o dönem optimizasyon konularını bilmediğimden ötürü pusu yapımcılarının burnunun havada olduğunu falan düşünüyordum. Sanki bilerek yapmışlar falan zannediyordum. Fakirler oynamasın lan dediklerini hissediyordum. Salakmışım oğlum işte, ne bileyim. Max Payne'i çalıştırabilmiş bir sistemde bu oyun nasıl oynanmaz, siz kimsiniz ki bu oyunu yaparsınız lan falan diye atarlanıyordum böyle. Halbuki adamlar optimizasyon yapamamışlar. Ki çok olası bir şeydi o dönem ya. Ama cahillik işte. Daha sonra arkadaşım PC'sinde biraz oynadım ama yanlış hatırlamıyorsam ben bu oyunu hiç bitiremedim ya. Bulursam bir ara bitireyim ben bu oyunu. Bak bir de böyle hiç açılmayan Prince of Persia vardı. Bunu anlatmayacağım, başka videoda anlattım ama o da bana FX 5200 ekran kartı aldırmıştı. İyi gidi günler be. Şimdiki rahatlığa bak ya. Hayvan gibi semiriyorum ha. Ulan Enis. Witcher 2. Witcher serisinde beni aşık eden Witcher 2'yi oynamam bir aile çilelidir. Hatta bu oyunu bitirmem bile bir aile çilelidir. Ben bu oyunu 1024x728 çözünürlükte en low ayarlarda oynadım. Bitirdim de bu ayarlarda. Üzerine aşık oldum bir de. Böyle de gönül bağım vardır bu oyuna. Commandos 3 ya da 2. Daha önce anlattığım bazı hikayeleri başka videolarda ufaktan duymuş olabilirsiniz. Bugüne kadar yıllardır ekran karşısında olduğum için bu hikayelerden az da olsa bahsediyorum. Ama bu hikayeden hiç bahsettiğimi hatırlamıyorum. Dediğim gibi Commandos 3 ya da 2. Hangisi tam emin değilim. Bu benim başıma gelmiş bir olay da değil çünkü. Ya hiç kandırmaya çalışmayayım sizi yani. Ben yaşamadım bu olayı. Fakat çok yakın bir arkadaşımın başına gelmiş bir olay ve ben de bizzat bu olayı yaşarken yanındaydım onun. Ve bence eğlenceli de bir olay. Aynı zamanda saflığımızı gösteren bir olay. Commandos 2 dönemlerinde birlikte devamlı oyun oynadığımız arkadaşımla beraber, kendisine bundan sonra Burak diyeceğim. Çünkü adı Burak. Yani o yüzden Burak diyeceğim. Burak'la birlikte çok sık oynadığımız bir dönemde Commandos'un yeni oyunu çıktı. Burak için bu oyun bayağı önemliydi. Çünkü kendisi o ergen irisi yaşında Commandos'a gönül vermiş bir çocuktu. Deli gibi severdi. Ben de çok severdim oyunu ama onun sevgisi bambaşka boyuttaydı. Adam aşıktı oyuna. Düşünün, böyle yüksek bir aşk yaşadığınız oyunun yenisi geliyor. Ne hissedersiniz? Hemen koşup almak istemez misiniz? O da öyle yaptı zaten. Gittik birlikte oyunu aldık. Sonrasında Burak'ın evine döndük ve PC'ye kurmak için hazırlandık. Burada bir not vereyim. Burak'ın sistemi iyi değildi arkadaşlar. Fakat bu Commandos gibi bir oyun için sıkıntı yaratmazdı. Çünkü Commandos sistem kastıran bir oyun değildi. Hiçbir zaman olmamıştı yani. Olmak gibi bir hedefi de yoktu. O yüzden biz de oyun alırken rahattık. Ne Burak ne de ben oyunun çalışmayacağını düşünmedik. Oyunun CD'sini takınca da düşüncesizliğimizde ne kadar haklı olduğumuzu gördük. Çünkü oyun gerçekten de kasmamıştı. Yani kasmazdı herhalde. Galiba kasmazdı. Bilemiyorum.
Arkadaşlar bilemiyorum çünkü biz bu oyunu PC'ye kuramadık bile. Bildin kuramadık lan. Hayır, süzme salak olduğumuzdan beceremedik falan değil ha. Oğlum oyunun PC'ye kurulmak için istediği yer 2 GB. Bak 2 GB diyorum. Peki Burak'ın sisteminin hard disk boyutu ne kadar biliyor musunuz? Tam 2 GB, tam tamına. Tabi oyun bize yer yok, kurulamıyorum acı diye hata verince bir şaşırdık yani. Baktık bize uyarı veriyor PC'inde 2 GB yer olmalı diye. Burak C'ye bakıyor, C'de sadece 1 GB yer kalmış. Hard disk 2 GB ama 1 GB hala hazırda dolu zaten. Fakat Burak pes etmiyor. Ben de pes etmiyorum. Kardeşime çalıştıracağız bu oyunu. Ha gayret aslan kardeşim, başaracağız. Biz kolları bir sıvıyoruz ondan sonra abi. Başlıyoruz silecek şeyleri bulmaya. Mantık çocuk mantığı olunca tabii 2 GB hard diski tamamen boşaltabileceğimizi varsayıyoruz. Siliyoruz, siliyoruz, siliyoruz. Sanırsam en son 1.7 GB'a yakın yerde açıyoruz PC'de. Fakat en sonunda o müthiş engele takılıyoruz. Silinecek hiçbir şey kalmamış bilgisayarda. Tek bir şey dışında. Windows dışında. Tam burada Windows'u da sildik, patladık demem beklerseniz yok, o kadar da gerizekalı değildik. Burak'la yaptığımız kısa bir istişarenin ardından Windows'u silersek oyunu hiç açamayacağımızı anlayıp komandos rüzgarına elveda dedik. Bu da böyle üzücü bir anıdır arkadaşlar. Sonrasında Burak yeni bir hard disk alıp rüyasına kavuşmuştu tabii ama o süreç bayağı çileli geçmişti. Ben de o dönemi hiç unutmadım vallahi. Ulan 300 MB yer ya. 300 MB yer yüzünden oyun oynayamamak nedir arkadaş ya? Vallahi şansımıza edeyim. Omen 15'le birlikte güzel bir yolculuğa çıktık be. Ne bileyim, benim hoşuma gitti böyle an bak. Elimizde iyi bir sistem varken sistemsiz olduğum o zamanları andım. Şimdi tabii şakır şakır oynanıyor bu notebooklarla. IPS'li ekranla canlı canlı renkler yakalanıyor. Yansıma da yapmıyor bu ekran. RTX'de de gölgeler parıl parıl parlıyor. Şu an şanslıyız tabii, bunun farkındayım. Zaten şu anki şansımla beraber o teknolojisiz dönemleri yüzümde gülümsemeyle anlatıyorum size. Eğer siz de öyle bir dönem yaşıyorsanız şu anda, umarım siz de bir gün benim gibi gülümsemeyle hatırlarsınız kendinizi. Hepinize çok sevgiler. Çok romantik ve egzantrik bitirdim. İşte öptüm hepinizi, iyi bakın.